Öncelikle pudingimi hazırlıyorum. Pudingin arkasında yazan ölçüye göre 3,5 su bardağı süt gerekli. Ama ben tencereme sadece 3 su bardağı süt aldım. Biraz koyu kıvam olmasını istiyorum. Sütümün üzerine pudingimi ekliyorum. Güzelce muhallebi kıvamında pişireceğim. Kakaolu veya çikolatalı puding kullanabilirsiniz. Pudingim oldu. Bakın gayet güzel oldu. Ocağın altını kapatıyorum. Ve pudingimi kenara soğumaya bırakıyorum. Şimdi diğer işlemlerimize geçebiliriz. Karıştırma kabına 1 su bardağı sütümü almıştım. Üzerine 1 su bardağına 2 parmak eksik sütümü de ekliyorum. 2 paket krem şantiyi bu süt ile beraber güzelce çırpacağım. Çikolatalı krem şanti veya kakaolu krem şanti kullanabilirsiniz. Süt miktarını biraz az almamın sebebi biraz daha koyu bir kıvam olmasını istiyorum. Şimdi mikserimi güzelce çırpıyorum. Mikserle 3-4 dakika çırpmanız yeterli olacaktır krem şantiyi hazırlamak için. Şimdi burada petit beurre bisküvilerim var. Kakaolu petit beurre bisküvilerim var. Kakaolu olan farklı bisküviler kullanabilirsiniz. Onları şöyle fazla minik hale getirmeden 4'e veya şöyle 5-6 ya bölüp hazır hale getiriyorum. Ve bu bisküvilerimi krem şantiyle karıştıracağım. Direkt krem şantinin içine güzelce kırıyorum. Daha sonra da karıştıracağım. Yapımı oldukça kolay. Çok lezzetli. Böyle dondurma kıvamında bir pasta olacak. Bisküvilerimi şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu bizim pastamızın tabanı olacak. Krem şantili bisküvili karışımımı borcama yerleştiriyorum. Farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Hani böyle bir streçin içine koyup buzluğa yerleştirip öyle de kesebilirsiniz. Öyle de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce borcama yerleştireceğim. Pastamızın üzeri için kremole kullanıyorum. Eğer evinizde kremole yoksa pudingde kullanabilirsiniz. Vanilyalı puding olabilir, muzlu puding olabilir ya da farklı pudingleri kullanabilirsiniz. Şimdi burada 2,5 su bardağı sütüm var. Şöyle 2 su bardağını almıştım. Bardak ölçüsünü göstermek açısından şöyle yarım bardağı da sizinle beraber koyalım inşallah karıştırma kabına. Yarım bardağımı da ekliyorum. 2,5 su bardağı sütümün üzerine 1 paket krem olemi ekliyorum ve güzelce mikserimle birkaç dakika çırpacağım. Hazırlamış olduğum krem olemi pastamın üzerine güzelce yerleştireceğim. Öncesinde hazırlamış olduğumuz pudingimiz tamamen soğudu. Soğurken de mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyin. Üzerini kaymak tutmasın, kabuk bağlamasın. Şimdi bir kutu kremamı pudingimin üzerine ekliyorum ve güzelce mikserimle çırpacağım. Son olarak hazırlamış olduğumuz kakaolu pudingimizi de güzelce pastamızın üzerine yerleştiriyoruz. Ve artık pastamız hazır. Ama dinlenmesi gerekiyor. En az bir gece mutlaka buzdolabınıza dinlendirin. Çok daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. İsterseniz bu pastayı buzdolabına değil de buzluğunuza koyarsanız dondurma gibi de ikram edebilirsiniz. Bu sıcak yaz günlerinde çok da güzel olacaktır. Evet, şimdi ben bunu buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece dinlendikten sonra da iç kısmına bakalım inşallah. Bir gece buzdolabında dinlenen tatlımı dilimliyorum.
Evet, dondurma tadında tatlımız hazır. İsterseniz buzlukta bekletebilirsiniz. Çok daha güzel dondurma kıvamında olacaktır. Yemelere doyamayacağınız bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.